x kare artı 4x eksi 1'in türevi bakın aslında burada var. Nasıl? Türevini aldığınız zaman 2x artı 4 yapar. Tamam evet x artı 2 var ama zaten şunu deriz. X kare artı 4x eksi 1'in diferansiyelini aldığımızda 2x artı 4 dx olur. Buna u dediğimiz zaman burası du olacaktır. Haliyle x artı 2 dx de arkadaşlar du bölü 2 yapar. Şimdi burada yerine yazarsak bakın nasıl bir görüntü olacak. U kare du bölü 2. Şimdi u'yu bulalım. X'e 0 verdiğiniz zaman bakın u eksi 1 oluyor. Sonra x'e arkadaşlar 1 verdiğinizde 1 artı 4 eksi 1'den gördüğünüz gibi burası da 4 oldu. İntegralini aldığımızda u küp bölü 3 bir de 2'ye bölünmüş. 6, 4 eksi 1. 64 bölü 6 eksi eksi 1 bölü 6'dan 65 bölü 6 b şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada şunu görmeniz gerekiyor. Bu fonksiyon tek fonksiyondur. Nasıl anlayacaksınız peki? Şurası zaten çift. Ama burası tek. Zaten tekin çifte bölümü tek gibi öyle düşünebilirsiniz. Gerçekten de bakın bu fx olsun tamam mı? Şimdi siz bunun tekliğini çiftliğini nasıl anlarsınız? Grafiğini çizerek ki bunun bilmiyorsunuz grafiğini çizmeyi. İkincisi f eksi x yap. Burası eksi x üzeri 7 bölü x kare artı 1. İlk denklemin komple eksilisi oldu mu? Evet. Bakın gerçekten eksi fx'e eşit oldu tek fonksiyon. Eksi a'dan a'ya tek bir fonksiyonun integrali neydi? Sıfır. Bu yüzden cevap a şıkkı. Bu bilgiyi es geçmeden yapmamız lazım. Yoksa tabii ki bunun integralini alamayacaktık. 1'den 3'e kadar bakalım şimdi. X eksi 2 çarpı x artı 2. Tablosunu yaptığınız zaman eksi 2 2 artı eksi artı. Şimdi 1 ile 3 aralığında arkadaşlar neyi gördük? Bakın 1'den 2'ye kadar içeriği eksi yaptığı için bu 4 eksi x kare diye çıkacak. Sonra 2'den sonra bu gördüğünüz gibi pozitif çıkacak. Bu önemli. Mutlak değerlerde her zaman önce çıkarıyoruz. Sonra integral türev limit yapıyoruz. Haliyle 4x eksi x küp 2, 1. Yine aynı şekilde x kare x küp bölü 3 eksi 4x. Burası da arkadaşlar şöyle baktığımızda 2, 3. Yerine yazdığımız zaman 8 eksi 8 bölü 3 eksi 4 eksi 1 bölü 3 artı 27 bölü 3 eksi 12 eksi 8 bölü 3 eksi 8 arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri yapayım ben hemen. Şuraya işlemleri yazdım ben arkadaşlar çıkan işlemleri. Böylece cevap buradan 4 geliyor. E şıkkı. Azalanlık için türeve bakarız, türevin işaretine. Bu fonksiyonun türevinin nasıl olduğunu yine hatırlatayım size. Değişkene bağlı bir türev integral bakın bu. U küp burası x kare. X karenin türevini alıyoruz 2x. Sonra bu x kareyi olduğu gibi içeriye yazıyoruz. X üzeri 6 artı 1 oluyor. Eksi diyoruz 2'nin türevi zaten 0 olduğu için buraya yazacak bir şey kalmadı. Haliyle arkadaşlar 2x çarpı x üzeri 6 artı 1 ifadesinin sıfıra eşitlediğimiz zaman gördüğünüz gibi burası zaten reel kök gelmez. Buradan da kök ne geldi? 0. Haliyle bakın 0 artı eksi. Azalan olduğu aralığı istiyor. Eksi sonsuzdan 0'a kadar arkadaşlar. Bunun türevinin işareti eksi olduğu için bu fonksiyon azalan olacak. Böylece cevabımız A şıkkı. X ekseniyle pozitif yönde 120 derecelik açı demek f türev 0 arkadaşlar eksi köküç demektir. Çünkü 120 derece geniş açıdır ve geniş açının tanjantı negatiftir. Bunu hemen söyleyelim. Bir de hemen tabii ki lazım olursa f 0'ın da 4 olduğunu söylemek lazım. Şimdi f'in ikinci türevi x 12x'miş. F 1 nedir diye soruluyor. Bize birinci türev lazım. Artık y'ye doğru gidebiliyoruz. Yani biz ikinci türeve bakacağız. İkinci türevin integrali arkadaşlar zaten birinci türevdir. Bundan dolayı f türev x bakın kendisi 12x verildiği için 12x'in integrali ne olacak? 6x kare artı c. C'yi unutmuyoruz sonuçta şu an belirli integral değil. Peki f türev x 6x kare artı c olduğuna göre soruda şunu görmüştük biz. F türev 0 eşittir 0 artı c'den eksi köküç arkadaşlar. C'yi eksi köküç bulduğumuz için f türev x eşittir 6x kare eksi köküç oldu. Buradan da geri gideceğiz. Şimdi fx'e. İntegral f türev x dx.
fonksiyonun kendisine eşit. Hatırlayın. İntegral f türev x 6x kare eksi kök 3 burada dx aldığımız zaman 2x küp 3'e böleceğiz çünkü. Eksi kök 3 x artı d diyelim. Şimdi bu fx oldu. Fx arkadaşlar 2x küp eksi kök 3 x artı d olduğuna göre 0 verirsek 4'e eşitmiş bu da. F 0 eşittir 0 eksi 0 artı d eşittir 4'ten d'yi 4 bulduk. Fx'in denklemi 2x küp eksi kök 3 x artı 4. X'e şimdi 1 vereceğiz. 2 eksi kök 3 artı 4 cevap 6 eksi kök 3 oldu d şıkkı. 1'inin içini 0 yapan değer 3 arkadaşlar. Diğerininki 8. O zaman bakın şimdi 1'den 3'e kadar x eksi 3 eksi ile çarpılarak çıkar. 1 ile 3 arasında yine tabii ki x eksi 8 de haliyle 8 eksi x diye çıkar. Bir de önünde eksi var artı x eksi 8 oldu. Böylece 1'den 3'e kadar integral eksi 5 dx oldu. Artı bu kenarda dursun şimdi. Gelelim 3 ile 8 arasına. 3 ile 8 arasında x eksi 3 olduğu gibi çıkar. X eksi 8 arkadaşlar yine eksi ile çarpılarak çıkar. İçeriği negatif yapıyor çünkü. Haliyle bir de önünde eksi var. X eksi 8 oldu. Buradan da integral 3'ten 8'e 2x eksi 11 dx oldu burası. Şimdi son kısma geldik. Artı 8 ile 10 arasında ikisi de olduğu gibi çıkar. X eksi 3 eksi x artı 8'den bunlar gidecek. Bu da arkadaşlar integral 8'den 10'a yine eksi 3 artı 8'den 5 dx olacak. Şimdi bu integralleri hesaplayalım. 1'den 3'e kadar eksi 5x yazdım böyle 1, 3. Sonra yine 8'den 10'a kadar onun da integrali kolay. 5x 8'den 10'a yerine yazarsak eksi 15 eksi 5 olur. Bir de önünde eksi var artı 5 oldu. Sonra burası 5 çarpı 10 50 5 çarpı 8 40. Birisinden 10 geldi diğerinden de eksi 10 geldi burası 0 yaptı. Sonra şunun integraline bakalım. X kare eksi 11x 8 3. Burası da arkadaşlar 64 eksi 88 eksi parantezinde 9 eksi 33. İkisinden de eksi 24 eksi 24 farkları 0 geldi. O zaman toplam bu sonuçta cevap 0 çıktı B şıkkı. Eksi A'dan A'ya bir fonksiyon. İntegrali 0 ise bu tek fonksiyondur. Tek fonksiyonda çift dereceli terim yoktur. Bu yüzden M 2 olur. Yine çift derecelidir 0. dereceden sonuçta. N de yok sabit de yoktur. Bu yüzden N de eksi 4. Artık fx'in x küp artı 4x olduğunu biliyoruz. Eksi 4 artı 2'den f eksi 2'ye bakacağız. Eksi 8. Eksi 8 cevap oldu. Eksi 16 B şıkkı. Kök x eşittir u dersek 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olacaktır arkadaşlar. Şimdi kök x u olduğu için şöyle bakın dx eşittir 2 kök x du normalde ama merak etmeyin zaten kök x zaten u olduğu için dx gördüğüm yere 2 u du yazacağım. Buna göre 1 artı u bölü 1 eksi u çarpı 2 u du integral. X'e 1 verdiğimiz zaman tabii ki U da gördüğünüz gibi 1 olacak. X'e 9 verdiğimiz zaman U da arkadaşlar 3 olacak. Bundan sonra artık yapacağımız şeye bakalım. 1, 3, 1 artı U, 1 eksi U yapacağımız bir şey hiç kalmadı. Sadece cevaba bakacağız. Buna göre de cevap D şıkkı. Eksi A'dan A'ya bir fonksiyonun arkadaşlar integrali 0 çıkıyorsa bu fonksiyon tek fonksiyon olması lazım. O zaman şimdi şöyle bakalım bir olaya. Fx 2x artı 4 ise bunun ikinci türevi bir kere 0'dır. Haliyle biz buraya 0 yazdığımız zaman evet 0'ın zaten integrali 0'dır. Bu doğrudur. X üzeri 5 yazdığımız zaman birinci türevi 5x üzeri 4 ikinci türevi 20x küp yerine yazdığımız zaman x çarpı 20x küp olacak. Tek fonksiyon değil çift fonksiyon oldu bu olmaz. 3x üzeri 4'ün türevini aldığımız zaman 12x üzeri 3. Sonra arkadaşlar 36x kare yerine yazarsak f ikinci türevde 36x kare çarpı x'ten
36x küptür, tek fonksiyon olduğu için evet bu da olur. 1, 3, D şıkkı. Sınırları düzeltirsek ikincisinde 1, 2 diye ne olur? Eksiyle çarpmamız lazım. O yüzden x eksi 1 çarpı g türev x dx. Haliyle arkadaşlar 1'den 2'ye dağıtırsam x türev x g'nin türevi x dx eksi 1'den 2'ye g türev x dx eşittir 14. Bunu soru bize 8 vermişti. Demek ki arkadaşlar burası eksi 6'ymış. Şimdi ikinci kısma geçersek sorunun ikinci adımı. Bakın kök x'in türevi zaten burada var. Kök x'e u dediğiniz zaman nerede var? Şurada 1 bölü kök x, sadece 2'si eksik. Kök x eşittir u dediğimizde 1 bölü 2 kök x du olur. Haliyle burada 1 bölü kök x 2 du olacaktır. Hemen x gördüğümüz yere 1 yazarsak u 1 olur. X gördüğümüz yere 4 yazarsak u 2 olur. 1'den 2'ye 2 buradan bir kere 2 du'dan geldi. Bir de 2 buradan geldi. 4 tane oldu. G türev u du oldu arkadaşlar. Bakın 1 bölü kök x dx yerine 2 du yazınca. Şimdi buradaki bütün harfler u'ya döndüğü için şunu yazmanızda hiçbir mahsuru yok. Sonuçta o bir harf. G türev x dx. Bunun arkadaşlar eksi 6 olduğunu biliyoruz. Cevap eksi 24 geldi. A şıkkı. Burada içleri farklı, sınırlar farklı. O zaman hepsini fx yapmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü hangisini diğerine benzetsek çok böyle mükemmel bir şey olmayacak. O yüzden hepsini u yapıp fx dx haline getirmeye çalışacağım. Bakın 1, 3x artı 1 eşittir u diyeceğim. Sonra diferansiyelini alınca 3 dx eşittir du olacak. Sınırlara baktığımız zaman x'e 1 bölü 6 verdiğimiz zaman u 1 bölü 2 bir daha 3 bölü 2 yaptı. X'e arkadaşlar 1 verdiğimizde 4 oldu. Sınırlar 3 bölü 2, 4. Dx buradan du bölü 3, 1 bölü 3. F, u, du oldu. Sonra gelelim diğerine. 2 eksi 3x eşittir u diyorum. Eksi 3 dx eşittir du oldu. Dx buradan eksi 1 bölü 3 du yaptı. Hemen sayı verdiğimiz zaman 1 bölü 6 verdiğimizde eksi 3 bölü 2 yani burası bakalım bir ne oluyormuş bir göremedim ben de şimdi. Eksi 1 bölü 2 oluyormuş pardon. Dolayısıyla 3 bölü 2 oldu sınır. Sonra 1 verdiğimiz zaman da eksi 1 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buna göre artık şunu söyleyebiliriz. 3 bölü 2 eksi 1 ve f u d u ama eksi 1 bölü 3. Şu şekilde. Arada da artı var. Bakın şimdi. Sınırları birbirine benzetmek için şöyle yapacağım. 3 bölü 2 eksi 1. Yer değiştireceğim. Buraya 3 bölü 2 yazacağım. Buraya eksi 1. O zaman ne oluyordu? Hemen fonksiyon integral işaret değiştiriyordu. Eksi 1'den 3 bölü 2'ye, 3 bölü 2'den 4'e. Kural şöyleydi. A'dan B'ye, B'den C'ye gidersek onu direkt böyle A'dan C'ye diye yazabiliyorduk. Bu yüzden arkadaşlar 1 bölü 3 parantezinde bakın nasıl yazacağım. 3 bölü pardon eksi 1'den 4'e f u d u eşitmiş 1 bölü 4'e. Demek ki buradan eksi 1'den 4'e f u d u eşit oldu 3 bölü 4. Şimdi bu kenarda dursun. Bundan sonra ne yapacağız? Artık bana sorduğuna bakacağım. Onu da u'ya çevireceğim. 5x eksi 1 eşittir u. 5 dx eşittir du, dx eşittir du bölü 5. X'e 1 vereceğim, 0 vereceğim, eksi 1 olacak. X'e 1 vereceğiz, 4 olacak. İntegral sınırları eksi 1'den 4'e, fu, du 1 bölü 5. Zaten arkadaşlar eksi 1'den 4'e burada 3 bölü 4 bulduk. 1 bölü 5 çarpı 3 bölü 4'ten de 3 bölü 20 c şıkkı. Eksi 2'den 2'ye kadar bakın fonksiyonun türevi 0. O yüzden eksi 2'den 2'ye hangisini kullanacağız? 2fx'i kullanacağız. Böyle dx diyeceğiz. Artı sonra arkadaşlar bakın burada tanjant alfa. Şuranın uzunluğu 2 birim. Şöyle 1 olduğu için 3'ten dolayı 2 kaldı. Buraya da 1 kaldı. Tanjant alfa 2 yani doğru sağ olduğu için eğim 2. Bir doğrunun eğimi türevine eşittir zaten. Bu yüzden arkadaşlar 2 ile 3 aralığında da fonksiyonun türevi 2 olduğu için bunu kullanacağız. 2'den 3'e fx artı 1 diyeceğiz.
Bu da böyle dx oldu. İntegralin aynı zamanda grafik altında x ekseni ile arasında kalan alan olduğunu unutmayın. X ekseninin altındaysa negatif, x ekseninin üstündeyse pozitif olacak. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 2 ile 2 aralığında buranın alanı 1 çarpı 4. Dörtgenin alanı böylece 2fx olduğu için arkadaşlar burası 8. Şurayı ayırırsak 2, 3 fx dx artı 2, 3 dx oldu. 2, 3 dx zaten x diye çıkar. 2'den 3'e 3 eksi 2'den 1. 2'den 3'e fx dx bakın şu yamuğun alanı. Alt taban 1, üst taban 3, yükseklik de 1 olduğu için burası da 2 yaptı. 1, 2 daha 3, 8 daha 11, A şıkkı. X çarpı f türev x'in integralini bilemeyeceksiniz. Burada şunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu bana şunu hatırlatır. Fx artı x çarpı f türev x. Bu aslında neyin türevidir? Fx çarpı x'in türevidir arkadaşlar. O zaman soruda şöyle bir durum yapacağız. 5'ten 2'ye fx çarpı x'in türevi integral dx eşittir diyeceğiz. 5, 2'den 5'e x f türev x dx artı 2'den 5'e fx dx arkadaşlar. Şimdi bu bizim için şöyle önemli. Burada bir kere şu zaten normal integral dışına çıkar. Fx çarpı x 2'den 5'e diye. Burası soruda verilmiş 11. Şurası da arkadaşlar grafikte x ekseni ile arasında kalan bölge demektir. Onu da hemen söyleyelim. İşte bakın şurası. Bu bölgenin alanında bize soruda verilmeyen ama bizim düşünmemiz gereken kısım. Onu da şöyle bulacağız dikdörtgenler yardımıyla. Burada bir kare var. 5 çarpı 5. Burada bakın alan 25. Sonra şurası arkadaşlar 2 çarpı 3'ten 6. Burayı bilmiyorum işte t diyelim. Burası da arkadaşlar sonuç olarak 19 eksi t olacak. Burada fx çarpı x yerine yazarsak f5 çarpı 5 eksi f2 çarpı 2. Bu da neye eşittir? F5 bakın 5'e eşit. 5 ile çarparsak 25. F2 3'e eşit. 3 ile 2'yi çarparsak 6. 25 eksi 6'dan 19 oldu. 19 eşittir 11 artı t'den. T gördüğünüz gibi 8 yaptı. T 8 olduğuna göre 19 eksi t'den de burası 11 oldu arkadaşlar. B şıkkı.